Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size kaydettiğiniz bir MIDI üzerinde tespit ettiğiniz bir hatayı nasıl düzelteceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Yapmanız gereken ilk işlem sequencer'a basarak kaydettiğiniz MIDI'yi bulup seçmenizdir. Seçtikten sonra menü tuşu ile Event Edit'a gelerek hangi kanal üzerinde değişiklik yapmak veya düzeltme yapmak istiyorsanız o kanalı seçmenizdir. Diyelim ki birinci kanalda bir değişiklik yapmak istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi pozisyon, tip, değer 1, değer 2 ve uzunluk birimleri var. Pozisyon bölümü diyelim ki çaldığınız bir nota ritimden önce gidiyor veya geç kalıyor. Buradan istediğiniz saniyeye getirerek, istediğiniz değeri vererek onun ritimle eşdeğerde çalmasını ayarlayabilirsiniz. Biraz hassas bir bölümdür. Dikkatli ayarlamanız gerekir. Tip bölümüne fazla dokunmuyoruz. Genelde bu kısımda değişiklik sorunlara neden oluyor. Değer 1 yani value 1 kısmı diyelim ki bir notayı yanlış çaldınız veya akoru yanlış bastınız. Buradan istediğiniz notayı değiştirebilirsiniz. Örnek verelim. Yani ikinci saniyedeki notanın bu şekilde değil de farklı bir nota olmasını istiyorsak buradan değiştirebiliriz. Değer 2 kısmı yani value 2 kısmı diyelim ki A notasını bastınız, A tuşuna bastınız ya da desibel 67 olarak gelmiş. B notasını bastınız, 70 olarak gelmiş. Bazen diyelim ki daha yüksek geldiğini farz edelim. Bu da demek olacak ki A notasının sesi düşük gelirken B notasınınki yüksek gelecek. Bu da müzikte bazen sırıtmalara sebep olabilir. Çok büyük rakamsal farklar olursa. Bunu isterseniz aynı değere, İsterseniz biraz daha uygun bir değere getirerek müzikteki seslerin, bastığınız tuşların, çaldığınız notaların sırıtmasını engelleyebilirsiniz. Son kısım uzunluk bölümü ise diyelim ki A notasını bastınız ve oldukça uzun basılı kalmasını istiyorsunuz. Buradan istediğiniz değere getirebilirsiniz. Böylece birinci saniyedeki ilk bastığımız nota uzun çalacak demektir bu. Deneyelim. Biraz değişiklik yapalım. Bunu bu şekilde değiştirelim. Bakalım nasıl bir tablo önümüze çıkıyor. Play ile deniyoruz. Gördüğünüz gibi bunu eski değerine geri alalım. Bunu da eski değerine geri alalım. Hemen hemen bu değerlerdeydi. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaydettiğiniz bir MIDI üzerinde basit hatalar olabilir. Bu basit hataları düzeltmek için bu yolu takip ederek düzenlemeler yapabilirsiniz. MIDI'yi tekrar baştan çalmanıza gerek kalmaksızın. Bu işlemleri yapmadan önce mutlaka MIDI'nizin yedeğini alın. Çünkü cihaz bazen hata verebiliyor veya yaptığınız ayarın içinden çıkamayabiliyorsunuz. Bu da MIDI'nizin tamamen bozulmasına sebep olabilir. Bunu önlemek için bir yedeğini mutlaka alın. Umarım faydalı olmuştur. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler.